Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında eğim konusundaki ÖSM tarzı test birim çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda eğim açılarının ölçüsü 40 ve 100 derece olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan geniş açı. Evet eğim açıları verilmiş bize. Biri 40 derece dar açı sağa yatık. Biri 100 derece sola yatık geniş açı. Bak 100 derece burası 40 derece burası. E burası kaç yaptı? 80 yaptı. 80 40 daha 120. Buraya 60 kaldı. Hatta burası da 120 yaptı. Açımız ya 60 derece ya 120 derece. Açının geniş açısı isteniyor bizden. Yani cevap böyle C -han çıktı. Birinci soruda. da. Şekil çizerek çıkıyor bu sorular. E geldik ki aşağıda da verilen veren doğruların hangileri neyimi diğerlerinden farklıdır. Bunun neymi kaç? 2. Bunun neymi kaç? Eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı. sayısı. Eksi 2 bölü 1'den. Bak bu şekilde. Eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı. sayısı şeklinde yap. 2. Burada eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Bu da 2 çıkar. Bunun neyimi nedir? Direk eksi bu aslında düzenleyelim bunu. 2x eşittir y artı 8. Y yalnızken x'in katsayısı, sayısı bunun da eğimi 2 yaptı. E, o zaman cevap edilebilir yaptı. Bunun eğimi de eksi x'in katsayısı Yani eksi 1 bölü 2 yapar. Yani bunun eğimi de artı 1 bölü 2 oldu. İkinci soru edilebilir oldu. Geldik 3'e. Şekilde dik koordinat düzleminde uzunlukları aynı birimcisinden bu şekilde verilmiş. A ve B noktalarından geçen doğru neymi nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar şu soruluyor bize. Tanjant alfaya bakabilirsiniz. Ki tanjant alfa nedir? X eksenine ne? Yani şuradaki tanjant alfa ne olacak? Şuradaki açın tanjantı. E dik üçgen oluşturalım şöyle. Bak yöndeşlikten dolayı burası alfa yapar. 1, 3 daha 4 yaptı burası. Dik dörtgen yaptık burada. Burada da dik dörtgen. Hatta burası 2 burası da 4. Toplamda burası kaç yaptı? 6 yaptı. Yani eğim tanjant alfa eşittir. 4 bölü 6 eşittir. 4 bölü 6 da 2 bölü 3'tür. Yani 3. soru balık esir oldu. Geldik 4'e. 4 eş karede bu şekilde verilmiş. Bitişip bir şekilde yerleştirilmiş. Buna göre orijinden ve kırmızı karenin herhangi bir köşeden geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi eğim isteniliyor. K yazıp da K bölü bilmem kaç K deyince K'lar sadeleşecek zaten. Bence bu kenarlara 1 1 1 diyelim. Şimdi kırmızı karenin bir köşeden geçen bir doğru bu olabilir. Eğimi kaç yapıyor? 1 bölü 3 oluyor. 1 bölü 3 var. Sonra öbür doğru şu B'den olabilir ya da D'den olabilir değil mi? D'den olursa ne oluyor arkadaşım? O zaman şuradaki dik üçgene bakacağız. Şurası 1 ya 1 bölü 2 yapıyor. 1 bölü 2 var mı? Var. Sonra öbürü olabilir B'den geçebilir şöyle. B'den geçtiği zaman da şuna ait dik üçgen yani 2 bölü 3 yapıyor. 2 bölü 3 var şıklarda. Öbürüne bakalım A'dan geçebilir. A'dan geçtiği zaman da 2 bölü 2'den kaç yapıyor arkadaşlar? O da bak A'dan geçtiği zaman da Şuradaki dik üçgene bakacaksın. O da 2 bölü 2 1 yapıyor. 1 de var. Hangisi yok o zaman? Eşik yok. Yani dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Şekildeki analitik düzlemde K noktasında kesen D1 ve D2 doğrularının eğimleri sırasıyla 2M eksi 3'e 3M 9 verilmiş. Hmm. Sağa yatık bir doğru eğim pozitiftir. Yani 2M eksi 3'ün büyük sıfır olması lazım. 2M'in büyüktür 3 olması lazım. M de büyüktür. Buradan ne geldi? 3 bölü 2 yani bir buçuktan büyük oldu. Şu sola yatık bir doğru. 3m 9 o zaman sola yatık bir doğrunun da eğimi negatiftir. Yani 3m küçüktür 9. M de küçüktür 3 mi yapar? Evet. Yani eğimin aralığı ne oldu buradan? 3 bölü 2'den büyük. 3'ten küçük. 3 ile bir buçuk arasında M de bir tam sayı olduğuna göre. Yani M burada bu aralıkta hangisi olur? 2 olur. Bu doğruların eğimleri toplamının nedir diye soruluyor. Bir tane doğru. M yerine 2 yazdığımızda 2 yazarsam 4 eksi 3'ten bunun eğimi 1 yapar. M yerine bir de 2 yazarsam şurada. 2 kere 3 6 eksi 9'dan burası da eksi 3 yapar. Yani eksi 3 ile 2'nin toplamı isteniyor O da kaç yapıyor? Bunun eğimi kaç yaptı? Eksi 3 yaptı. Bunun eğimi kaç yaptı? Bunun eğimi de 1 yaptı. Pardon. Şu eğimi 1'miş. Eksi 3 artı 1'den cevap kaç yaptı? Eksi 2 yaptı. Yani 5. soru. Akçay oldu. Geldik 6'ya. Doğruların kesim noktalarını köşe kabul eden üçgen bir dik üçgen olduğuna göre o zaman iki doğru dik kesiyor. Bak bakalım. Bunun eğimi kaç? Hocam eğimi eksi 2 bölü 1. Yani eksi 2. Bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı 1 bölü 3. Bunun eğimi de a. A ne derler. Ya şu ikisi dik kesmiyorsa ya bununla bu dik kesecek ya da bununla bu dik kesecek. E bunun eğimi mesela eksi 2 ise bunun eğimi de yani eğimler çarpma eksi 1 olacak ya ters çevirip ile çarpacağız. Bu eksi 2 bölü 1 ya ters çevirip ile çarpacağız. A buradan 1 bölü 2 olabilir eksi 2 bölün tersi ve eksiyle çarpmışı 1 bölü 2. Ya da başka a ne olabilir? Bunu ters çevirip eksiyle çarpacağız. a 3 bölü 1 de olabilir. Yani eğimi 3 olabilir. A'nın alabileceği değerler toplamı 1 bölü 2 ile 3'ün toplamı 2 kere 3 6 artı 1'den 7 bölü 2 yapar. Yani cevap denizli oldu. 6. soruda geldik 7'ye. Dik koordinat düzleminde verilen ABCD karesinde AB doğrusunun eğimi 0'dır. Eğiminin 0 olması böyle dümdüz hiç zorlanmadan gitmek demektir değil mi? Yani eğim açısı sıfırdır. Evet. Şimdi AB, AB doğrusu neyimi verilmiş? Arkadaşlar karede o zaman AB bu şekilde x eksenine paralel olacak. CD kare biz bu şekilde olacak. BC doğrusu neyimi tanımsızdır? Evet eksene dik olduğu için tanımsızdır. Doğru mu? Doğru. CD doğrusu neyimi sıfırdır? Evet CD doğrusu neyimi sıfırdır? Şu x eksenine paralel olunca sıfır oluyor. Doğru. Sonra AC doğrusu neyimi birdir? AC doğrusu neymi? Hayır kardeşim. Bunun neyimi? O x 80 ile yaptığı açı 45 derece olduğu için. Şurası 45 olduğu için burası 45 yapar. E, tanjant 45'tir. Tanjant 45. AC doğrusu neymi? A hocam 1 oluyor. Evet 1 oluyor. Ama eksi 1 de olabilir. Yani bizim A, B, C, D'miz şu şekilde de olabilir kardeşim. Şöyle olsaydı A, B, C ve D şeklinde olsaydı o zaman bizim A, C doğrusu bu şekilde olmayacak mıydı? eğim eksi 1 de olabilirdi. O harflere göre değişiyor. Sonuçta ben neyi biliyorum bir tek? AB'nin eksene paralel olduğunu biliyorum. Harflerimiz bu şekilde olursa de bak şöyle oluyor. Eğimi eksi 1 oluyor. Yani tanjant eksi tanjant 45 eksi 1 olduğu durumda var. Kesinlikle doğrudur diye soruluyor. O zaman bu yanlış oldu. Cevap 1 ve 2 oldu. 7. soru denizli oldu yani. Geldik 8'e. Evet x eksenini A ve B noktalarında kesen D1 ve D2 doğrularının eğimleri sırasıyla eksi 1 ve 1 bölü 2. Sola yatık olan eksi 1 eksi 1 tanıdık. Açımız kaç derece? 135 derece olacak. Yani 45 derece olacak değil mi? E, ee, tanjant 45 bir ya. Sola yatıkta o zaman sola yatıkta 45 1 olması için. Tamam. Diğer neyimi de 1 bölü 2'miş. Bu doğruların kesim noktasının x80 olan uzaklığı. Hop şuradaki uzunluk verilmiş. Bana 4 birim olduğuna göre. E hocam şurası 45 90 burası da 45. E burası 4 burası da 4 müdür? Evet. Sonra Bizden ne isteyen A ile B arasındaki uzaklık. Arkadaş bunun değimi verilmişti bana. Şuraya bir A dersem. Tanjant alfa eşittir 4 bölü A'dan dolayı. Tanjant alfa da zaten bana 1 bölü 2 verilmişti. A'yı da buradan 8 mi buluruz? Evet. evet. A'yı 8 bulduysak eğer. O zaman şu uzunluk ne oldu? 12'ye eşit oldu. Evet. 8. soru denizli oldu. Geldik 9'a. A 90'dan kenar ortaya çizilmiş. Hemen ne var burada? Muhteşem işte. AB doğrusunun Eğim açısı 140 derece. Yani burası 140 derece. O zaman burası 40 yapar. AC doğrusunun eğimi isteniyor? Arkadaş 40-40. Burası ikiz kenardan. İki iç açı bir dış açıdan 80. Eğim açısı 80 mi? Değil. Dikkat. Eğim açısı hop burası yapıyor. O da kaç derece yapar? 100 derece yapar. Dokuzuncu soru böylelikle balık kesir oldu. Mavi doğrunun eğim açısı isteniyordu bizden. Geldik onuncu soruya. Dik koordinat düzleminde eş iki tane dikdörtgen verilmiş. Kenarları da çakıştırılmış. Orijinden ve dikdörtgenin köşelerinden geçen D1 ve D2 doğrudan eğimleri sırasıyla 4 ve M. Evet D1'in ki 4'müş. Arkadaş burası 4K iken M kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar oranlamalar gidecek zaten. Bence direkt 4 diyelim. Şuraya 4 diyelim. Buraya 1 diyelim. E, daha 4 k' da diyebiliriz de. Baksana M isteniyor yenilimizden. Oran isteniyor. Yani e, o zaman oran istenildiği için. Yani M dediği de ne? D1 ve D2 doğrularının eğimleri 4 veya mi ya? Eğim demek karşı bölü komşu demek ya. Yine oran isteniliyor. O yüzden hiç K ile kafamızı karıştırmayalım. 4'e 1 hocam burası da 1'e 4 değil midir? Evet. Şimdi o zaman D1 doğrusunun eğimi 4 bölü 1 iken D2 doğrusunun eğimi de ne oldu? 1 bölü 5 oldu. M2 1 bölü 5 karşı bölü. Şu açının tancı 1 bölü 5. Zaten bizden 1 bölü 5 isteniyor 10. soru böylelikle işte balık kesi çıktı. Sen istersen K'lı da yazabilirdin. K 4K K 4K yazınca K bölü 5K yine 1 bölü 5'i veriyor bize. 10. soru balık kesir. Geldik 11'e diyeceğim ama çıkmış soru. Teliften dolayı ben çözemiyorum. Buna uygulamadan bakarsınız. Tamam. Sıra atmayın. Geldik bir sonraki soruya. Yavuz yani 12. soruya. Yavuz öğretmenin telefonla bir analitik geometri sorusu gelmiş. Fakat sorudaki ABC, dik üçgenin C köşesinin ordinatı ekran dışında kalmış. Hmm. Yavuz öğretmen soruyu yine de doğru çözebildiğine göre cevabı kaç bulmuştur? Arkadaşım bak şimdi. Şimdi ben buradan ne söyleyeceğim? Aa hocam burada iki doğru dik kesiyor. Eğimler çarpı eksi bir. Bunun eğimi nedir? Hocam bunun eğimi y'ler farkı. m 1 yazıyorum. 3 eksi 7 bölü 1 eksi 4 değil midir? Evet 1 eksi 4. O da eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü eksi 3'ten kaç yaptı o zaman? 4 bölü 3 mi yaptı bunun eğimi? Evet m 1'i 4 bölü 3 buldum. M2'de ne olmak zorunda arkadaşlar? Doğrular dik kestiğine göre eğimler çarpma eksi 1. Yani ters çevirip eksiyle çarpmışı. Bunun eğimi de eksi 3 bölü 4 olmak zorunda. E ben buraya 8 y diyecek olursam y'ler farkı y eksi 7 bölü x'ler farkı 8 eksi 4 eşittir eksi 3 bölü 4 olmak zorunda. İşler dışlar 4 y eksi 28 eşittir. Şurası kaç yaptı? 4. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı da eksi 12 yapar. 4 y eşittir Artı 28 diye geçer. 28'den 12 çıkınca 16 yapar. Y'yi de buradan kaç buluruz? Y'yi de buradan 4 buluruz. Evet Y 4 çıkar. Şimdi ABC köşe Yavuz öğretmen ne isteniyordu burada? Analitik geometri sorusu gelmiş. C köşenin ordinat ek ekran dışında kalmış. Tamam. AC soruluyormuş bize. Tamam tamam. Soruda AC soruluyormuş. AC'yi biz artık buluruz arkadaşlar. Nasıl buluruz? Biz artık şurayı 8-4 olarak bulduk ya. Şu iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı 3. y'ler farkı 4. 3, 4, 5'ten 5 çıktı burası. X'ler farkı 4. y'ler farkı 3. 3, 4, 5'ten burası da 5 çıktı. Yani kısa yoldan buluyorum. Biliyorsun artık kısa yolu. x'ler farkı 4. y'ler farkı 3 ise... 4'ün karesi artı 3'ün karesinden de yine bulabilirsin tabii ki. E burada x kenar dik üçgen çıktı. 5 5 ise burası da 5 kök kim olacak? Evet. Yani cevap böylelikle 12. soruda balık kesir çıkar. Ve böylelikle gençler eğim konusunu bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Sırada doğrunun analitiği var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde doğrunun analitiği konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.